Loko, çu çu çu. Çu çu. Satranç taktiklerini inceleyeceğiz. Satranç taktikleri nedir sorusunu açıklamadan önce satrançta strateji nedir bu konuyu tartışmamızda fayda var. Bu bakımdan ilk önce satranç stratejisi nedir sorusunu tanımlamamız gerekiyor. Satranç stratejisi satranç oyunundaki uzun vadeli planlardır. Tabii ki her satranç oyununda en uzun vadeli plan rakip şahı mat etmektir. Ancak burada kastedilen uzun vadeli plan biraz daha detaylıdır. Strateji bilinçli bir şekilde basit bir amaç doğrultusunda ilerlemektir. O amaçta rakip karşısında şu veya bu şekilde avantaj sağlamaktır. Stratejinin rolü maddi üstünlük, rakibe karşı aletlerin hareket üstünlüğü, piyon yapılanmasındaki üstünlüğü, daha geniş alan kontrolünü ve şahı güveni alma avantajlarından bir ya da birkaçını elde etmeyi sağlamaktır. Strateji konusundan bahsederken şunları söyleyebiliriz. Satrançta kötü bir plan bile hiçbir plan olmamasından iyidir. Yapacağımız plan esnek olmalıdır. İhtiyaç oldukça plan tekrar gözden geçirilmeli ve gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Strateji bu şekilde tanımladıktan sonra sıra satranç taktiklerine geldi. Satranç taktikleri kısa vadeli oyunlardır ya da kısa vadeli fırsatlardan yararlanma hareketleridir. Taktikler rakibe karşı yapılan bir dizi tehdit hamlesidir ve bu durumda rakibin hareket imkanı kısıtlıdır. Taktik hareketler sonucunda taş kazancı oluşabilir, rakip şah mat edilebilir, genel bir stratejinin bir parçası gerçekleştirilebilir. Tanımlardan anlaşılacağı gibi Basit olarak strateji bir oyundaki uzun vadeli planlardır. Taktik ise ya bir stratejinin bir parçası olabilir ya rakip şah mat edilir ya da bir taş kazancı söz konusu olur. Peki satranç taktik yeteneğimizi nasıl geliştirebiliriz? Biraz da bundan söz etmek istiyorum. Yapılması gereken tek bir şey var. Mümkün olduğunca çok satranç problemi çözmek. Bu konuda birçok iyi kaynak var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Eğer düzenli problem çözerseniz emin olun taktik yeteneğinizi geliştirmeniz konusunda çok faydalı olacaktır. Şimdi de satranç taktiklerinin neler olduğuna bir bakalım. En sık rastlanılan taktikler üstün güçle saldırı, açmaz, çifte saldırı, at çatalı, açarak saldırı, şiş, aşırı yüklenmiş savunmacıdan yararlanmak, savunmayı yok etmek ve saptırmadır bu ders serisinde saymış olduğumuz bütün bu taktikleri örnekleriyle inceleyeceğiz satranç taktikleri dersimize giriş yaptıktan sonra bu dersimizin geri kalanında bir satranç partisi incelemek istiyorum bu oyunu incelerken strateji ve taktikler konusunda bilgi vereceğim Pozisyonda siyah taraf henüz rok atmamış. Beyaz taraf rok atarak kendisini güvenli bir konuma taşımış. Dikkat ederseniz beyazın hemen önünde bir piyon kalkanı oluşmuş. Burada işaretlemiş olduğum 3 piyon kendi şahının önünde bir kalkan, kalkan oluşturmuş ve şahı güzel bir şekilde koruyor. Beyazın stratejisi şöyle Rakibinin şahını mümkün olduğunca merkezde tutmaya çalışacak. Rakibi mat etmenin en iyi yolu bu işaretlemiş olduğum iki piyonu ve hatta buradakini yok etmek. Bunu merkezdeki bu iki piyonuyla yapmayı düşünüyor. Ayrıca mat edebilmek için diğer taşlardan da yararlanmayı planlıyor. Mesela buradaki fille f7 karesine baskı yapıyor. Aynı zamanda atını daha yakına, mümkünse tahtanın merkezine getirmeyi hedefliyor. Böylece at burada gayet güçlü bir konumda olacak. Ayrıca buradaki f hattındaki kale ile bu hat üzerinde bu şekilde baskı uygulamayı düşünüyor. Diğer kalesini E1'e getirip E hattında siyah siyahı baskı altına alacak. Veziriyle zaten şu anda D hattına hakim buraya baskı uyguluyor. Duruma göre veziri bu hat üzerinde herhangi bir yere gelmeyi düşünebilir. İşte bu saymış olduğum 10-15 hamleylik oyun planına uzun yani e, uzun vadeli planlara strateji adını veriyoruz. Yapılan stratejiler başarıya ulaşır ya da belki başarısız olabilir. Bir satranç oyunundaki en önemli şey stratejinin başarılı ya da başarısız olması değildir. Başarılı bir stratejiyi kurgulayabilmek tabii ki önemlidir. Ancak daha da önemlisi her oyunda bu ve buna benzer bir stratejinizin olmasıdır. En önemli şey her oynadığınız oyunda mutlaka bir strateji kurgulamaya çalışmanızdır. Dersin başında söylediğim gibi bir satranç maçındaki en kötü strateji bile hiçbir strateji olmamasından daha iyidir. Bu yüzden lütfen oynadığınız her maçta uzun vadeli bir plan yapın. Bir stratejiniz olduktan sonra ikinci önemli şey planın başarıya ulaşması olacaktır. Eğer planınız başarıya ulaşmazsa bu konuda üzülmeyin. Yapılan yanlışlıklardan gerekli dersleri çıkarırsanız mutlaka diğer oyunlarda başarılı olursunuz. Şimdi oyunumuza dönelim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu oyun büyük ustalar seviyesinde oynanmış bir oyun değildir. O yüzden hatalar içerebilir. Burada yapmak istediğim şey sadece strateji ve taktik konusu hakkında biraz fikir vermeye çalışmaktır. Oyuna d4 hamlesiyle başlayalım. e5 piyonunlu yok etmek için beyaz kendi piyon, piyonunu feda ediyor. Bu hamle ile merkezdeki e5 piyonunu yok etmeyi hedefliyoruz. Hatırlayın beyazın stratejilerinden birisi e5 ve e7 piyonlarını ve hatta mümkünse g7 piyonunu yok etmekti. Siyah bu fedayı kabul ediyor. İkinci adım olarak atı D5 karesine geliyoruz. Bu hamlede beyazın hedeflerinden birisiydi. Böylece at merkeze yerleşmiş oluyor. Ve hareket alanı oldukça genişliyor. Aynı zamanda E7'deki file de baskı uyguluyor. Siyah C5 yaparak merkezdeki piyonunu korumayı düşünüyor. Biraz önce almış olduğu piyonu koruyor. Ancak bu bir hata, çok ciddi bir hata. Çünkü artık merkezdeki atı kovabilecek bir piyon kalmadı. At burada çok güçlü bir konumda. Onun yerine belki C6 karesine gelip atı tehdit etmesi daha iyi olurdu. Bu hamleden sonra Beyaz A4 oynuyor. Bu hamlenin amacı siyahın olası bir B5 hamlesini engellemek. Çünkü beyaz bu hamleyi yaptırırsa filini ilk önce B3'e daha sonra da C4 hamlesi sonucunda daha da geriye kaçmak zorunda kalacak. Beyaz bunu istemiyor. O yüzden siyah B5 hamlesini yapmadan hemen bunun önlemini alıyor. Siyah atını C6 karesine getiriyor. Bu hamle ile taşını geliştiriyor. Ancak bu hamle de bir hata. Çünkü yapması gereken şey derhal rok atıp şahını güvene almak. Lütfen aklınızdan çıkarmayın yapabileceğiniz ilk pozisyonda rok atıp şahınızı güvene alın. Ertelemeyin. Bunu zamanında yapmazsanız rakibiniz size bu fırsatı vermeyebilir. Beyaz vezirini E2 karesine geliyor. Buradaki amaç A1 kalesindeki A1 karesindeki kaleyi E1 karesine getirmek ve E hattı boyunca baskı uygulamak. Daha sonra da E hattındaki piyonu mümkün olduğunca ileriye doğru sürüp F'deki siyahın piyonu ile değiştirmeyi planlıyor. Böylece hedeflerinden birini daha gerçekleştirmiş olacak. Siyah H5 hamlesini yapıyor. Amacı bu piyonu daha da ilerletip beyaz şahın önündeki piyon yapısını bozmak. Ayrıca aş hattındaki kalesin önünü açıp bu hatta hakim olmak istiyor. Beyaz şahın önündeki kalkanı bozmak için G hattındaki piyonu da ileri sürmeyi planlıyor. Ayrıca belki E7'deki filini D6'ya gelip h Y baskı uygulamayı planlıyor. Böylece vezirinde önü açılmış olacak. Daha sonra veziri bu hat üzerinde belki G5'e belki de H4'e getirip beyazı baskı altına almak istiyor. Beyaz buna karşılık F4 hamlesini yaparak hem Merkezdeki e piyonunu ileri sürdüğünde destekleyebileceği bir konuma geliyor. Hem de siyahın olası bir g5 piyon sürüşünü engelliyor. Ayrıca siyah filin d6 karesine gelmesine de mani oluyor. Normalde aksi bir durum yoksa şahın önündeki piyon yapısı bozulmaz. Ancak siyah piyonlarıyla c5 g1 hattını kapatmış durumda. O yüzden beyaz kısa vadede bu hattan bir saldırı beklemiyor ve bu hamleyi yapıyor. Siyah h4 hamlesini yaparak piyonunu ileri sürmeye devam ediyor. Beyaz da hedefine ulaşmak için e piyonunu sürüyor. Siyah h3 hamlesini yapıyor. Hedefi beyaz şahın önündeki kalan iki piyonu da bu yapıyı bozmak ve aş hattını kalesine açmak. Böylece kale bu hatta tamamen hakim olacak. Beyaz G'deki piyonuyla aş piyonunu almak istemiyor. Çünkü önü iyice açılacak. Bu yüzden G3 hareketini yapıyor siyah kalesini b8'e getiriyor aklındaki fikir b7'deki piyonunu b5'e getirip fili tehdit etmek piyonlar değiştikten sonra c4'deki beyaz filin fili geriye kaçmak zorunda kalacak beyaz Beyaz E hattına iyice hakim olmak için kalesini E1'e getiriyor. Şimdi duruma bakalım. Vezir ve kale E hattına hakim durumda. F hattında diğer kale var. Ortaya yerleşmiş bir at ki bu at çok güçlü bir durumda gelebileceği yerler çok fazla. Bunun arkasında bu atı destekleyen bir fil ve aynı zamanda bu fil F7 karesine de bastırıyor. Oldukça güçlü bir pozisyon. Beyaz adım adım stratejisine uyguluyor. Siyah vezirini oyuna sokmak ve beyaz beyaza şah kanadından hücum etmek için D7 hamlesini yapıyor bu şekilde vezirini bu hat üzerinde bir yere gelmeyi planlıyor. Beyaz F5 hamlesi yaparak siyahın şahının önündeki piyonları iyice dağıtmayı hedefliyor. Siyah da filini G5'e geliyor. Beyaz F6 sürüşünü yapıyor. Siyah filini H6 karesine getiriyor. Şimdi dikkat edin. Siyah g hattındaki piyon ile f'deki beyaz filo, e, piyonu değişime girmek istemiyor. Çünkü bunun ardından e'deki beyaz piyonda f'deki siyah piyonu alacak ve e hattı tamamıyla açılacak. Beyaz siyaha şah çekmiş olacak. Buna açarak şah çekmek denir ve dersimizin başında da söz ettiğimiz gibi bu bir taktik harekettir. Bu bakımdan bu hamleyi yapmaktan kaçınıyor siyah. Onun yerine G'deki filini aşa getiriyor. Bu piyonunu koruyor. Beyaz devam ediyor. Bütün piyonları yok edip E ve F hattını açma planını uygulamaya çalışıyor. F piyonu ile G piyonunu aldıktan sonra fil karşılık veriyor ve beyaz piyonu alıyor. Beyaz E piyonunu sürüp hem veziri hem de piyonu tehdit ediyor. Siyah şahın önündeki son piyonla beyaz piyonu alıyor ve beyaz vezir de bu piyonu alıp şah çekiyor. Beyazın başlangıçta yapmış olduğu plan biraz da siyahın yardımı ile gerçekleşmiş oldu. Başka bir deyişle beyazın yapmış olduğu strateji başarıya ulaştı. Dersimizin başında da belirttiğimiz gibi strateji 10-15 hamlelik uzun vadeli planlara denir. Burada beyaz uzun vadeli planını başarıyla uygulamış oldu tekrar ediyorum. Yapmış olduğumuz yapmış olduğumuz stratejinin başarılı olması tabii ki önemlidir ama en önemli şey değildir. Her satranç oyununda lütfen bir stratejiniz olsun. Gelişi güzel hamlelerden kaçının. Eğer bir stratejiniz olmazsa başarınız sadece tesadüflere kalacaktır. Oyuna devam edelim. Siyah vezirleri değişiyor. Şu anda siyahın önündeki piyon kalkanı tamamen yok olmuş durumda. Şimdi pozisyona bakın. Burada güzel bir taktik hamle göstermek istiyorum. At ile C7'den şah çekiyoruz ve aynı zamanda veziri de istiyoruz. Buna at çatalı denir ve çok sık görülen bir taktik hamledir. İşte burada strateji ile taktik arasındaki farkı iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Yine tekrarlayayım. Strateji uzun vadeli planlardır. Taktik ise birkaç hamleden oluşan ve stratejinin bir parçası olan genellikle taş kazanmaya yönelik hamle dizisidir. Ancak birkaç taktik hamle daha göstermek için başka bir yoldan devam edeceğim. Hamleyi geri alıyorum. At ile şah çekmeyelim. Onun yerine siyah veziri kale ile alıp şah çekelim. Siyah şah d7 karesine gelip kaleyi tehdit etsin. Şimdi at ile b6'dan şah çekelim. Aynı zamanda bu kareyi boşalttığı için at fil de beyaz kaleyi koruyabilsin. Şah C7'ye gelip atı tehdit ediyor. At ile D7'ye gelip hem siyah kaleyi hem de piyonu tehdit edelim. İşte yine bir taktik hamle yaptık. At ile çatal atıyor beyaz. Ancak atı koruyan bir taş olmadığından dolayı siyah şah atı alıyor. Ancak bu da beyazın bir taktik hamlesi. Beyaz kalesini F7'ye getiriyor ve şah çekiyor. Aynı zamanda G7'deki fili istiyor. Taktik hamlesi bu da. Kale ile hem şaha hem de file saldırıyor. Çifte saldırı hamlesi. Şah D8'e kaçıyor. Beyaz kale fili alıyor. Siyah kalesini oyuna sokmak için F8'e geliyor. Beyaz kalesiyle D6'dan şah çekiyor. Şah C8'e kaçıyor ve son olarak fil E6'ya gelip şah çekiyor ve